Hello, 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 hello! Merhabalar sevgili herkes. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi tam böyle bir hamile gibi karşıladım ama alakası yok aslında. Göbeğim çıkmadı. Bu elbise aslında çok güzel bir elbise ama şu an biraz öyle gözüküyor olabilir kafamdaki taşla. Öyle gözüküyor mu Emre? Emre diyor çok az öyle gözüküyor olabilir. Bilmiyorum, çok rahat ettiğim için bu elbiseyi giymek istedim bugün. Bu aynı zamanda bu elbiseyi nereden ve ne kadar aldım merak ediyorsanız bir önceki videoma geçip Zara H&M elbise alışveriş videosuna bakabilirsiniz. Çok rahat ve çok güzel bir elbise. Onun dışında bu video arkadaşlar Zara ve H&M'den aldığım gömlek, üst, ondan sonra etek, pantolon vesaire videosu. Hemen başlayalım mı? Şimdi ilk ürünümüz gömleğim. Böyle bir papatyalı gömlek arkadaşlar. Fiyatı da 199 TL. Aslında bu da gerçekten çok ucuz bir gömlek denilemez ama artık fiyatlar Euro'dan dolayı bu şekilde olduğu için bence çok güzel bir gömlek. Tek sıkıntısı biraz şeffaf oluşu. İçine daha böyle kalın kaplı bir sütyen tercih edebilirsiniz. Çok fazla böyle dantelli sütyenler önermem çünkü gerçekten çok her yeriniz gözükür. Bu da bir sonraki gömleğim. Bunu da çok beğenerek aldım. Bunun da fiyatı 159 TL. Bak zam ya. Bunu da small aldım arkadaşlar. Bu böyle puantiyeli. Beyaz. Bunu kot şortun içine de düşündüm. Şöyle kolları kıvırarak falan. Çok güzel bir gömlek. Her şeyle kombinlenebilir. İncecik kumaşı var böyle keten. Buna göre biraz daha kullanışlı bir gömlek olabilir. Bu biraz daha böyle şeffaf ve işte nasıl desem size daha gömlek bir gömlek. Oopsie. Gömleklerle devam ediyorken şu gömleği de önce göstermek istedim. Bunu 2 gün önce falan aldım. Istinye Park Zara'dan aldım arkadaşlar. Bunu medium tercih ettim. Bu aslında böyle crop top bir kısa bir gömlek. Ama ben çok böyle göğüs altı üstler sevmediğim için biraz daha uzun olsun diye medium aldım. Şöyle lastik kolları var. Tek başına bile inanılmaz güzel ve 159 TL. Bence gayet iyi bir fiyat. Belki 100 olabilirdi bu. Neyse şunu çok severek giydim. Siz de çok beğenmiştiniz. Fiyatını hatırlamıyorum ama 129 TL civarında olması lazım. Gerçekten bunun kısa kolusu da var. Daha uygun fiyatlı reyondan diyeyim size. Çok tarz. Yani ben çok bayıldım buna. Hem yazın böyle bikinilerin üstüne giyebilirsiniz. Hem de aynı zamanda kotlarla veya kot şortlarla giyebileceğiniz nude tonlardan oluşan ve her tür makyajı kaldırabilen bir gömlek olduğu için bunu çok severek almıştım. Evet. Bunun aslında bu daha önce gelmişti. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Zara'yı çok sağlam takip ediyorsanız bunun siyah desenli gelmişti. Daha büyük çiçekli. Bu daha küçük küçük. Bence daha güzel. Tek kol böyle bir gömlek. Çok şık bir gömlek bence. Spor olmasına rağmen bu sezon inanılmaz çiçek modası var. İnanılmaz. Her yerde, herkeste. OG Giambattista valilerde, çiçek desenler böyle. Tam bu tarzda gömlekler, elbiseler böyle. Abi elbisenin üstüne bile çiçek desen yapıyorlar artık. Bunu ben gerçekten kaçırdığıma çok üzülmüştüm diğer siyahı. Hemen sold out'ta anında bitmişti. Sonra bunu buldum. Fiyatı da 199. Oha çok pahalı ya. Her şey çok pahalılaşmış. Benim şu an bu video çektikçe moralim bozuluyor. Şuna bayıldım. Şu benim must have parçam. 269 TL. Örgü böyle. Hafif tabii ki içine sütyenle giydiğinizde gözükmez bir yeriniz ama müthiş bir şey. Gerçekten kolları böyle volanlı olduğu için inanılmaz tarz duruyor giydiğinizde. Bunu almalısınız. Small aldım ben. Evet bu kombine online'da girdiği an bayıldım. Önce şunu göstereyim. Şu şöyle bir üst. Bunda small kalmamıştım. Medium aldım. İçine böyle biraz destek falan yapmak lazım veya kestirmem lazım. Tam oluyor ama böyle sanki giydiğimde laçkalaşacak gibi. Hani small olsa daha böyle toparlar ve sıkar. Çiçek desen görüyoruz yine. Pembeye zaten aşığım biliyorsunuz. Pembeciyim. Bunu tek başına kotun üstüne de giyebilirsiniz. Beyaz bir eteğin üstüne veya başka beyaz bir şort pantolonun üstüne. Kumaş bir pantolonun üstüne de güzel durabilir. Ama ben altına eteğini de almak istedim. Çünkü ben aynı renk kombinde giymeye bayılıyorum. Böyle bir eteği var. Fiyatlarını da söyleyeyim hemen size. Etek 269. 199'da üst. Eteği small aldım. Üstü medium aldım. Çünkü yoktu. Ama medium da olabilir yani çok büyük böyle geniş şeyler değil. Üstüne beyaz body veya crop top üst giyeyim. Eline hasır çanta aldım. Tam bir yaz akşamı Sicilya'da, hay hepimiz Sicilya'ya gidiyoruz ya, Sicilya'da yürür gibi bir fotoğraf çekilip gün geçirip sevdiklerine yemek yiyebilirsin. Gelelim başka bir kombine, altlı üstlü kombine. Bunu da H&M'den almıştım. Ne kadarmış bu? Bunu 169'a aldım bu gömleği. İkisini de denemeden aldım. Sonradan fark ettim ki üst bana biraz uzun. Ama şuradan açıp şöyle
bağlamayı düşünüyorum. Veya direkt aldığım eteği var. Yine ben kombini altlı üstü çok sevdiğim için eteği de olabilir. Bunu da 229'a almışım. 36. Şöyle bir eteği var. Eteği aslında eteğine bayıldım çünkü renk tonları ve geçişi müthiş. Ama birlikte de çok güzel duruyorlar. Ayrı ayrı da giyilebilir diye. Bu ikisini de H&M'den göz atabilirsiniz. Bulamıyorsanız da online'dan bakabilirsiniz. Ama etek ve şey vardı diye hatırlıyorum. Zorlu'dan almıştım ben. Zorlu'da bakabilirsiniz. Yaz koleksiyonları hep Zorlu'da biraz daha fazla arkadaşlar. Arkadaşlar H&M'den başka bir combinations'la karşınızdayız. Evet şöyle bir etek aldım. Çünkü rengi çok hoşuma gitti. Pudra, beyaz. Şurası biraz böyle oturuyor oturmuyor arası. Deneyin. Güzel duracak gibi ama ben bunu böyle beyaz bir bikininin altına düşündüm. Yani beyaz böyle normal klasik bir bikini veya mayonun altına böyle bir şey yapıp giyip bunu plajda happy hour'larda giyebileceğiniz bir etek. Bunun da üstü var. Çok böyle oversize güzel bir gömlek. Bunu giydim bir kere. Fiyatını ondan dolayı hatırlamıyorum. Keşke koparmasaydım size göstermek için. Çok uzun böyle tiril tiril hafif şeffaf bir gömlek. Ben bunu kotla giydim. Şortla da giyebilirsiniz ve altlı üstlü birlikte giyilebilir. Şimdi gelelim. Bu kadar etekle ne yapacağım ben bilmiyorum. Etekleri şuraya asayım. İki tane efsanevi etek buldum. Emre de çok beğendi. Ama kendinin haberi yok. Çok tatlılar. Bakar mısınız? 349 TL'ye aldığım eteğe. İnanılmaz güzel değil mi Emre? Renkleri. Bayılıyorum ya. Şöyle tam şuraya oturuyor arkadaşlar. Böyle bir şey giydiğinizde biraz daha kalın durabilirsiniz. Ama gel gelelim. O kadar tatlı ve rahat ve güzel ki bunun üstüne yine böyle kısacık böyle bembeyaz sütyene benzeyen bir şey giyebilirsiniz. Veya beyaz düz tişört giyebilirsiniz. Bir de onun aynı şekilde yeni çıkmış bu. 2 gün önce falan aldım. 279'a. Limonlusu var. Bakar mısınız tırnağımla uyumuna? Nasıl? Bayağı tav oldun. Bayağı uyumlu. Bunun üstüne de şunu yeni aldım. Beyazı vardı zaten. Ne kadarmış bu? 169 TL'ye böyle gömlek tişört gibi lastikli bir şey. Tam bunu böyle sarı şunun üstüne düşündüm. Nasıl sizce beğendiniz mi? Şöyle giyilebilir. Şu an gösteremedim pek. Kolları şöyle kabarık olduğu için inanılmaz tatlı duruyor. Şöyle hanım hanımcık duruyorsunuz. Bu beyazı da bunun üstüne olabilir. Bu da bunun üstüne olabilir veya başka bir şeyin üstüne. Ve 2 tane de beyaz etek aldım. Yine o kesimde biraz önce gösterdiğim böyle bele oturan, yüksek bel oturan etekler. Bu 34 almışım bunu. 229 TL'ye. Bu biraz daha geniş bir etekti herhalde. Ben bilmiyorum böyle eteklerin çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum yaz aylarında. Şu zaten tam bir yaz konsepti böyle. Dantel, işlemeli, kesimli bir etek. Bu da herhalde H&M'in en çok istenilen eteğiydi sezonun. Conscious serisinden 169 TL'ye 6 fırfırlı bir etek. Ben bunu sneakerlarla da düşünebilirdim. Diğeri hani biraz daha romantik, bu biraz daha spor gömlek kumaşında olmasına rağmen. Bu hemen bitmişti anında. Bulabilirseniz bakın belki sizin oralardaki mağazalarda vardır. Evet aslında şu eteğin de üstü var. Onu göstermeyi unuttum. 36, 139 TL'ye almışım. Şöyle arkadan bağlamalı arkadaşlar. Böyle bir parçacık için çok fazla ama çift kumaş falan yazın bronzlaşınca efsane durur bu kombi. Şu 2 tane üst daha var. Onlarla devam edeyim çok uzatmadan. Zara'dan aldığım bir gömlek üst var. 119 TL'ye. Aslında böyle blazer içi için aldığım bir şey desem. Blazerların içine giyecek tek böyle ince askılı bir şeyim olmadığı için. Gömlek gibi bunu aldım. Drape olduğu için çok güzel duruyor. Bir de şu siyah üstü aldım. Bunu çok severek aldım. Medium 119 TL. Şöyle bir şey bu. Tek şey gelen... İnanılmaz kısa, tek sıkıntısı o. Ve başka bir sıkıntısı daha var. Şu şeyi çok uzun. Şuraya biraz diktirtip şöyle yaptırtmam lazım terziye. Onunla uğraşır mıyım bilmiyorum. Uğraşırım herhalde giymek istersem. Son bir gömlekle devam etmek istiyorum. Bunu da giydim. 36 beden. Bunlardan çok vardı. Zorlu'da mesela hala bulabilirsiniz. Zorlu veya İstinye Park'ta da görmüştüm. Böyle kolları drape. Tam böyle bir yaz şeyi. Deri ceketin altına çok bayıldım bunu yani giydiğimde. Deri ceket, ondan sonra kırmızı ruj. Öyle hayal ettim kotla birlikte. Öyle giyilebilir veya beyaza beyaz romantik bir yaz akşamında giyilebilir. Şimdi biraz daha dikkatinizi almak için biraz daha glitterli şeylerle geldim böyle. Aslında şunu herkes çok istiyor. Bulabilirseniz alın. 269 TL'ye kısacık. Yani benim neyimeyse bunu kendime nasıl güvenerek aldıysam hiçbir fikrim yok. Şöyle bir üst var arkadaşlar. Simli. Çok güzel. Şöyle giyiliyor ama tam göğüs altı bitiyor. Yani bunu aşırı yüksek, aşırı yüksek bir şort giymem lazım veya bir kot. Çünkü gerçekten diğer türlü nasıl olacak bilmiyorum. Hoşuma giden bir başka detayda kollarının burasının darlaşması böyle.
şöyle duruyor. Bunu ben İstinye Park'tan almıştım. Son bir tane kalmıştı small. Ama bence medium'u da olur bunun. Bunu da ayıla bayıla alıp asla şimdiye kadar giymediğim bir şey ama buna şans verme kararı almıştım. Bunu medium almışım. 149 TL'ye biraz daha uzun olsun diye herhalde. İnanılmaz güzel gözüken bir üst. 149. Evet ve geldik kot ve pantolon bölümüne. Bence en çok ilginizi çekecek olan bölümlerden biri. Bu ara üstümde çok sık gördüğünüz bir kot pantolon var şu. Dümdüz kesim. Zara'dan aldım. Bayağı geniş duruyor bu arada. 36 benimki. Ben bunun rengini çok sevdim çünkü tam böyle ice blue, açık mavi böyle. Çok güzel bir mavisi var. Bu kotun aynı zamanda yine 36'sından grisini almıştım. 159 TL bu arada fiyatı. Grisini henüz giyemedim çünkü böyle nasıl desem havalar güzelleşiyor ya. Açık renk kotlar ve açık renk beyaz pantolonlar falan tercih ettim bu aralar. Ben mesela daha önce bunu almıştım. Daha önce derken 2 hafta önce falan. Ama giydim. Yine 36. Şöyle dar bir kot. Bir dizi yırtık. Bunu çok sevdim çünkü rengi çok güzel. Çok sert bir gri değil. Daha böyle soft beyazlarla da giyilen bir gri. Bence göz atmalısınız. Skinny kot herkese güzel ve aynı zamanda benim için siz eğer 1.80 değilseniz paçasını kestirmemeniz gereken bir kot. Çünkü kestirmeden de kullanabiliyorsunuz. Altı zaten böyle tırtıklı, kesilmiş çiftlik tiftik. Bunu da size göz atmanız için öneririm. Bunu aldığımda böyle alayım mı almayayım mı falan böyle cheap mi duruyor, ucuz mu duruyor, güzel mi duruyor karar verememiştim ama aldıktan sonra çok memnun kaldım. Zara'nın bu yine açık mavi dar skinny kotu. Dizlerinde yırtıklar var. Çok böyle seksi bir yırtık diyeyim size. Yok seksi bir yırtık değil, normal dizde hafif bir eskimiş look'u. Ve paçası da şöyle altı. Küçük böyle bir yırtmaç açığı var. Nasıl? Çok büyük bir sürpriz. Kabul edin. Çok güzel duruyor. Eğer böyle biraz daha hani sivri burun ayakkabılar falan giymeyi seviyorsanız altına şöyle üstüne düşmesi çok güzel oluyor. Yine tam benim bacak boyuma göre. Şlap diye oldu. Şlapsi. Şlapsi. Bunun da fiyatını hatırlamıyorum. Bir kere giydiğim için koparmışım etiketini. Gelelim pembe pantolonuma. Bu pembe pantolon biraz daha düz kesim gibi. Altı biraz daha böyle diğerlerine göre slim değil mi? De geniş açılan bir pantolon. Bunu da 36 almışım. Açık pembe. Çok severim çünkü böyle kotlar çok fazla olmuyor. Bunun kumaşı biraz daha esnek arkadaşlar. Lastikli gibi. Beyazda da dikkat dikkat. Çünkü beyazda 2 tane şu anda Zara'da olan model var. Biri gerçekten böyle efsane duruyor. Hani hemen bunu almalıyım dediğiniz her yerde önlerde asılı olan beyaz bir kot var. Hepiniz görmüşsünüzdür eğer mağazalara girdiyseniz. Diğeri de bu. Bu arkadaşlar daha düz ve daha skinny gelen ve daha güzel oturan bir kot ve daha zayıf gösteren. Beyaz kot pantolonun en büyük sıkıntısı zaten biliyorsunuz daha kilolu gösteriyor. Bu pantolon gerçekten böyle daha slim gösteren bir pantolon diğerine göre. Memnun kalırsınız. Ama eğer diyorsanız ki arkadaşlar çok fazla beyaz öyle sevmiyorum ben. Nasıl diyeyim size? Dar ve böyle cırt 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 beyaz pantolonları sevmiyorum derseniz keten süper bir pantolon getirmiş. Small fiyatı yazmıyor çünkü bunu 2-3 kere giydim bile. Buradan zaten anlaşılıyor. Altı böyle bir tık kıvırmış ve böyle nasıl diyeyim size tam böyle bilekte biten keten böyle efsane bir pantolon. Hani büyük kazaklarla da giyebileceğiniz veya düz tişörtlerle blazerlarla kombinleyebileceğiniz hem yazın böyle yaz tatillerinin orada komik kullanılabilen bir pantolon. Hem de aynı zamanda günlük hayatınızda işe falan giyebileceğiniz aşırı rahat bir pantolon. Ondan dolayı çok 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 tercih ettim bunu. Gelelim en değişik pantolona. Bunu herhalde çok fazla insan beğenmez bilmiyorum. Ben tam bana göre bir pantolon. H&M'in 349 TL'ye olan 36 beden bu. Stüdyo koleksiyonundan zebra pantolon. Arkadaki şu kemerine tav olmuş olabilirim. Çok seksi. Ve zebra, leopar vesaire inanılmaz trend biliyorsunuz. Ondan dolayı bunu aldım. Henüz kombinleyemedim ama ben bunu ne düşündüm biliyor musunuz? Pembe bir tişörtle düşündüm. Veya yeşil bir tişörtle kombinlerdim bunu. 3 tane kazağımız var. Şununla başlamak istiyorum. Bunu medium aldım. Biraz daha uzun olması için small'unu da denedikten sonra. Bu çok tatlı bir kazak ya. Bunu gerçekten böyle ince küçük küpelerle hayal ettim. Veya hasır şapkayla, elimde güzel çiçeklerle, kotla, şortla, üstünüze hırka olarak alabileceğiniz çok güzel kesim bir hırka bej renginde dikilmiş. İkincisi ise siyah beyaz böyle yine örgü herkesin anneannesinin, babaannesinin örebileceği bir kazak. Bayağı şeffaf. Yani asla bunu böyle sadece sütyenle sokağa giyemezsiniz. İçine siyah böyle ince askılı bir şey giyebilirsiniz. Veya atıyorum bikininin üstüne veya yaz akşamları serinlediğinde üstünüze alabileceğiniz güzel bir kazak. Çok oversize. Kolları böyle upuzun. Ondan dolayı çok çok seksi duruyor.
Bir sonuncusu da medium large benimki, daha uzun uzun ve böyle geniş geniş dursun diye. Bu kazağı yine Zara'dan aldım. Renk tonları çok güzel. Beş kahveler var, hafif maviler var. Yani hem kotlu oluyor hem beyaz pantolonla olabilir. Beyaz kotla veya yine nasıl diyeyim size, etekle bile olabilir, altından hafif gözükecek. Her şeyle kombinleyebileceğiniz çok rahat bir kazak. Evet, 3 tane ayakkabım var sizlere göstermek istediğim. Jacky Mus'tan esinlenen bir model var ama çok hoşuma gitti renk kombinasyonu. Jacky Mus'ta da çok güzeller var ama bu böyle nasıl diyeyim size, topuğunun gold oluşu, kahverengi, beige ve direkt alabileceğim bir ayakkabı olduğu için 359 TL falandı. Bunu aldım bir tane. Benim çok çok beğendiğim bir ayakkabı oldu çünkü her şeyle uyum sağlar. Bir sonraki de beni biraz üzen, çünkü bunu online'dan 259 TL'ye söyledim. 38 söylemişim. Diğer ayakkabı 37. Tam ayağım 37,5. O kadar fena ki yani online shopping'i zaten hiç sevmiyorum. Kargolarım gelmiyor, bilmem ne. Yanlış geliyor. Bu da mesela büyük geldi. Ama rengi efsane. Ve gerçekten o kadar güzel duruyor ki şöyle yüksek bir tane daha çevirip bağlıyorsunuz ayakta arkadaşlar. Bomba ötesi bir ayakkabı. Yani rengi de müthiş. Bunu da The Row diye bir marka var. Onun taklidi olarak yapmışlar herhalde ama gerçekten çok başarılı. Bir diğeri de ayağımda. Şöyle çıkaracağım. Ayağımda olan 38 numara ayakkabı bu. Bu böyle nasıl diyeyim size, keten. Burası böyle hasır bir ayakkabı. Her şeye uyuyor. Her şeye yani. Böyle bir şey görmedim ben. Nasıl böyle her şeye uyuyor? Hiçbir fikrim yok. Ama renk olarak çok güzel ve aynı zamanda inanılmaz rahat. Buna da bir göz atın derim. Ve arkadaşlar, videoyu burada bitirmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Umarım bir sonraki videom denemeli bir video olur. Daha az eşyalarla birlikte çekebileceğim bir video olabilir. Belki hani mezuniyet veya düğün önerileri videosu olabilir. Öyle bir şey planlıyorum aslında. Gece abiyelerle veya elbiselerle neler yapabileceğinize dair böyle 5 veya 6 kombinasyon. Hem onları giyebilirim. Bu arada böyle uzun zamandır hani bayağı yüklü bir alışveriş yapmıyordum. Öyle bir alışveriş olarak görebilirsiniz. Umarım beğendiğiniz parçalar vardır. Kendinize uygun görebileceğiniz. Sizleri çok seviyorum. Abone butonuna lütfen basın. Sonra da videoyu terk edebilirsiniz. Bay bay.